yapsak yani orada? Ben hazırım. Ulaş. Bak bunu da sanayiye bağla, ikinci tamam. Bir emniyet. Birini kendine emniyetin, birini sanayiye. Bağlandı. Bağlandı abi. Özellikle İzmir ilinin çevresinde köylerin çok olması sebebiyle vatandaşlarımız bilinçsiz şekilde bir su ihtiyacını karşılamak amacıyla kuyu çalışması yapıyor. Ve bu kuyuları da kazdıktan sonra belli bir süre, belli derinliğe girdikten sonra metan ya da karbonmonoksit zehirlerine maruz kalacak olaylarla karşılaşıyor. En büyük sıkıntılardan biri, bir kişi eğer bir metan gazına maruz kaldıysa, karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldıysa, diğer bir kişinin onu kurtarmak için bir faaliyet içine giriyor ve arka arkaya ölümlerin üst üste yaşandığı bir durum gerçekleşiyor. Bunun için biz özellikle itfaiye arama kurtarma afet işleri şube müdürlüğü altında kurulan dağda arama, kuyuda kurtarma çalışmalarını yürütebilecek bir ekibimizi planladık. Bu ekip planlamasının içinde teknik ekipman malzemeler, ipli inişler, serbest inişler, liberatörlü inişler gibi birçok ekipmanımız da bu işin içine dahil ederek kurtarma çalışmaları. Burada ilk önce kuyuya geldiğimizde özellikle vatandaşlardan tabii bir kuyu olayı, birinin düştüğü bilindiği andan itibaren, bu hayvan da olabilir, İlk iş itfaiyeye haber vermesi. İtfaiyenin haber vermesinden hemen sonra çevre güvenliği ve itfaiyenin oraya ulaşımını sağlayacak desteği sağlamalarını talep ediyoruz. Ondan sonra kendilerince bu işe, kuyuya girmemelerini, biz geldikten sonra önce kuyunun güvenliğini alırız. Daha sonra kuyunun ölçümü, içerisinde derinlik ölçümü, su olup olmadığı, zehirli gazların olup olmadığı ile ilgili ölçümlerimizi yaparız. O ölçümlerden sonra ekibimiz temiz hava solunum cihazlı aletlerle ve cihazlarla içeriye girer. Oradaki ortamda bulunan kazazedeyi hızlı bir şekilde, aynı zamanda paramedik desteğiyle birlikte, çünkü buradaki en önemli olgularımızdan biri paramedik arkadaşlarımız. Paramedik arkadaşlarımız desteği gerekirse damar yolu açılması, kırık, atel, boyunluk gibi birçok uygulamayla yaparak kazazedeyi hızlı bir şekilde alarak hastaneye sevkini sağlamak. En önemli etkenlerden biri budur. Tamam. Bu tür olaylara özellikle çok karşılaşıyoruz. Son zamanlarda işte su ihtiyacından dolayı vatandaşlarımızın işte bu tür olaylara girdiğinde, bir de can havliyle hep kurtarma ve kendi başına faaliyet gösterme gibi durumlar olduğundan çok karşı. Yıllık istatistik anlamında düşündüğümüzde 120'ye vakan ölümlü ya da yaralanmalı vakayla karşılaşıyoruz. Eğer bir metan gazı varsa, su varsa, haşere, böcek ve benzeri sokmalar varsa, bu tür olaylarda bilincinin bir kere düştüğü andan itibaren bilincinin açık olması. Eğer bilinci açıksa nefesini doğru kullanmasını, enerjisini çok doğru planlamasını
tavsiye ediyoruz. Ve eğer cep telefonu çekiyorsa yardım talebini hızlıca gerçekleştirmesini, kuyunun içinde merdiven, boru ve benzeri şeyler varsa eğer su birikintisi vardı nefes alacak şekilde bunu sağlaması, elinde bez, maske ve benzeri şeyler varsa ağzına biraz daha kapatması, mevcut imkanların daha doğru değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Öncelikle hızlı şekilde çevresine ulaşması. Tabi burada zaman içinde bağıracak, ancak bağırmasını bile kontrollü ve oradaki nefes oksijeni bitirmeyecek şekilde değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Çok panikleyerek nefes alış hızını arttırmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü heyecanlanan insanın nabzı artacak. Nabzı arttıkça nefes alışverişi artacak. O yüzden ortamdaki oksijen çok kısa sürede tükenmiş olacak. O yüzden oksijensiz bir ortamda karbonhidratsız zehirlenmesi zaten baş sebeplerinden biridir. Bu da bu şekilde değerlendirme ve tırmanabileceği, biraz durabileceği bir pozisyonu alması daha doğru olacaktır. Kuyularla ilgili bir önerimiz, kuyuları açtıktan sonra mutlaka kenarlarını duvarla örmeleri, o duvarla ördükten sonra üzerlerine kapak yapmaları da ikinci, üçüncü bir kişinin düşmesini ya da bir hayvanın düşmesini önlemek amacıyla da uyaranlarla da belirtmelerini tavsiye ediyorum.